Tabii AK Partisi hükümeti geldi yani iktidar olduğu yıllarda da değil. Yani tabi bu milli görüş kökenliler ya bunlar. Öncesinde de devamlı bahanelere sarılıyorlardı. Bunun tarihsel bir seyrini izlediğimiz zaman esasında hep aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Şimdi hatırlarsak hepimizin yaşı hemen hemen aşağı yukarı aynı. İşte 90'lı yıllarda bunlar işte belli belediyeleri aldılar. Efendim 2-3 tane belediye aldılar. Sonra dediler ki ya biz işte büyük şehri de alırsak daha iyi hizmet ederiz. Bir bahane ortaya koydular. Büyük şehri aldılar. Sonra dediler ki ya biz büyük şehri aldık ama hani Ankara'yla anlaşamıyoruz. Ankara'yla uzlaşamıyoruz. Hükümet bizi engelliyor. Hani bizi iktidar yaparsanız daha iyi hizmet yaparız. Ondan sonra gerçekten de bu sefer Refah Yol Hükümeti kuruldu. İktidar ortağı oldular. Bu sefer de şunu demeye başladılar. Evet, bizi iktidara taşıdınız ama tek başımıza değiliz. DYP bize engel oluyor veya diğer partilere engel oluyor. Tek başımıza iktidar olursak o zaman çok ciddi hizmet ederiz. Kafamızdaki modeli işte neyse ortaya koyarız. İşte 2002 senesinde Erdoğan tek başına iktidar oldu. Bu sefer de ya dediler ki evet iktidar olduk ama şu Ahmet Necdet Sezer bizim şeylerimizi onaylamıyor. Efendim yasalarımızı işte tekliflerimizi efendim yasa tekliflerimizi onaylamıyor. Yine istediğimiz hizmeti yapamadık. Bu sefer 2007 senesinde Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. Bu sefer hani hem Cumhurbaşkanı hem hükümet hem belediyeler hepsi AK Partisi'nden oluşuyordu. İşte meclis çoğunluğu oradaydı. Efendim her türlü işte çoğunluk AK Partisi hükümetindeydi. Bu sefer de ya evet Abdullah Gül bizde ama bu olmuyor. Başkanlık sistemine geçersek hatta Sayın Erdoğan'ın bir şeyi var. Bir konuşması var. Diyor ki şu fakiri başkan seçin. Dövizle, kurla, enflasyonla nasıl mücadele edilir göreceksiniz diye. Bu sefer işte başkanlık sistemini efendim öne sürdüler ve dediler ki çift başlılık var. Halbuki çift başlılık dediği hani kendi başbakanlarıydı yani. Ahmet Davutoğlu başbakandı. Erdoğan da cumhurbaşkanıydı. Hadi millet dedi hadi başkanlık sistemini de verelim. Bu sefer Erdoğan başkan seçildi. Olmadı bir daha seçildi. Şimdi tamam mı kardeşim hani muradınıza erdiniz mi? Efendim başkan oldunuz, mecliste çoğunluğunuz var. İşte belediyeler sizden yana, işte HSYK'yı istediğiniz gibi yaptınız. Üniversiteleri hatta askeriyi bile istediğiniz şekilde dizayn ettiniz. Artık hani lütfen biraz hizmet edin de hani bu millet biraz rahat etsin dendi. Şimdi de yani seçimleri kazandılar. Birçok söz verdiler. Fakat seçimi kazanır kazanmaz yine anayasa tartışmasına efendim başladılar ve buna bel bağladılar. Yani gerçekten pes doğrusu. Şimdi burada esasında ne var? Çözümü olmayan insanların, idarecilerin, siyasilerin efendim bahanesi var. Bu oyuna bahane üreten bir anlayış. Yani siz her istediğinizi bu millet verdi. Ya hizmet veremiyoruz. Niye? Efendim şu eksik, bu eksik. Şimdi Anadolu'da güzel bir söz var. Der ki, oynamasını bilmeyen gelin yerim dar demiş. Şimdi bunlar oynamasını bilmiyor. Ne demek? Yani modeli yok, düşüncesi yok. Ve bahane üretip duruyorlar. Onun için yine anayasa tartışmalarına sarıldılar. Biz de tabii tabiatla şunu merak ediyoruz. Yani siz hangi hizmeti yapmak istediğinizde anayasa size engel oldu. Anayasanın hangi maddesi efendim sizin hizmetlerinize engel oldu? Anayasanın hangi maddesi asgari ücreti efendim en azından yoksulluk sınırına getirmeye engel oldu, perde oldu? Hatta ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani diyorum ki şöyle bir madde koysunlar anayasaya. Bakın bu madde gerekli. Hiçbir hükümet yoksulluk sınırı altında asgari ücret açıklayamaz. Yani bu anayasa maddesi olsun. Şimdi burada tabii hiç düşünmek istemediğimiz, hiç aklımıza bile getirmek istemediğimiz acaba anayasanın ilk maddeleri mi değiştirilmek isteniyor kaygısı var herkeste. Ama biliyorsunuz orada şöyle bir ifade var. Bu maddeler değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Efendim şey var hukuken.
Ve çok büyük bir fecaat olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kur'an iradenin koyduğu kurallar bütünüdür. Bakın ben geçen not almıştım, bulabilirsem. Şimdi Osmanlı Devleti'nin hani yıkılması ile ilgili tabii tezler var. İşte ne diyoruz? İşte hani ilkokul kitaplarında falan nasıl geçiyor? İşte Almanya yenildi. Almanya yenildiği için biz de yenik sayıldık. Dolayısıyla Osmanlı Devleti dağıldı. Evet, yani o sonun sonu. Yani insanların hani son nefesini vermesidir bu. Fakat son nefesini verene kadar geçirdiği aşamalar var. İşte yanlış beslenme, hastalıklar, tedavi tabii olmama. Bu son nefesi verme bir sonuçtur. Fakat şimdi bakın, hukuk ve anayasa devletin her şeyidir. Bakın eğer sağlam bir hukuk zemini, sağlam bir hukuk sistemi ortaya konmazsa, yani ekonomik olarak güçlü olan bir ülke bile bakın çökebilir ve Allah korusun başına bir sürü sıkıntı gelebilir. Bakın yapılan yorum şuydu, yani yazarını tam şu anda hatırlayamayacağım ama güzel bir yorum. Diyor ki Osmanlı Devleti savaşlarla çökmedi. Doğru. Yani biz Osmanlı Devleti çöktüğü zaman bile Çanakkale Savaşı'nı kazanmıştık. Kutulamere'yi kazanmıştık. Zaten 30 Ekim 1918 yılında Mondros Mütarekesi olduğu zaman bizim topraklarımız, işte Musul Kerkük, ki bugün hani Kerkük'te tartışmalar var, orada da bir kavga, bir çekişme var. Musul Kerkük'ün güneyinden, işte Kuzey Suriye'den, Batı Trakya'dan, Batum dahil, bunlar zaten Osmanlı ordusunun elindeydi 30 Ekim 1918'de. Yani Osmanlı Devleti'ne fiilen son verildiği zaman bile Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyada 1 milyon kilometre karenin üstünde belki bir şeye sahipti. Güzel bir değerlendirme. Osmanlı Devleti savaşlarla çökmedi. Doğru. Borçlar yüzünden de çökmedi. Evet, borçlar sebep oldu ama, yani ekonomik olarak çöktü ama tabii ondan daha önemli bir şey var. Bak ona özellikle vurgu yapıyor. Hukuki yapısının bütünlüğünü koruyamadı. Birleştirici vatandaşlık ve üst kimlik tanımı yapamadı. Yabancılara ayrıcılık verdi. Bak işte bu hukukla ilgili, anayasayla ilgili bir sonu. Ne demek birleştirici vatandaşlık ve üst kimlik tanımı yapamadı? Bakın o zaman Osmanlı Devleti'nde mesela Rumlar, Ermeniler, Araplar, Sırplar işte yaşıyordu. Şimdi Osmanlı Devleti bunları bir araya getirecek bir hukuk sistemi kuramadı. Bir anayasa ortaya koyamadı. Şimdi özellikle çöküş döneminde Batılıların baskılarıyla beraber, yani Batılıların yaptığı olağanüstü baskılarla beraber bazı düzenlemeler yaptı. Mesela İslahat Fermanı böyledir. Bir baskı sonucu yapılmıştır. Evet. Tanzimat Fermanı böyledir. Gülhane Hattı Hümayunu böyledir. Birinci meclisin açılması, ikinci meclisin açılması hep Batı'nın neyle? Zorlamasıyla olmuştur. Veya onlara şirin gözükmek için yapılmıştır. Mesela birinci meclisi ele alırsak, yani buradaki tanıma göre, birinci mecliste ne var? İşte Ermeniler var, Rumlar var, Sırplar var, Araplar var, çeşitli milletlerden insanlar meclise geliyor. Mesela çok meşhur bir olaydır. İşte Kirkor Pastırmacıyan diye bir milletvekili var. Bu Erzurum milletvekili. Veya Pastırmacıyan derken belki de Kayseri milletvekili, yani oradan da. Önemli değil ama neticede Anadolu'dan seçilmiş bir milletvekili. Bu neyi savunuyor biliyor musun? Osmanlı Meclisi'nde, Mebusar Meclisi'nde. Şu anda Fındıklı'da yer alan binada o zaman bu çalışmaları yürütülüyordu. Bağımsız Ermenistan'ı savunuyordu. Yazı bazı milletvekilleri dediler ki ya insaf edin. Yani siz buraya, millet sizi Osmanlı Devleti'nin birliği beraberliği için gönderdi. Siz Ermenistan'dan, bağımsız bir devletten bahsediyorsunuz. Cevahir'i cevap çok enteresan, diyor ki hayır diyor, yanılıyorsunuz. Benim milletim, yani Ermeniler, beni bunun için gönderdi diyor. Peki neden bu durum oluştu? İşte bu anayasanın yanlış olmasından. Şimdi hukuk sistemi, anayasa yanlış bir düzlemde eğer oluşursa, oturursa o zaman hiçbir şey oturtmanız mümkün değil. Yani savaş kazansanız bile devleti ayakta tutamıyorsunuz. Tabii. Paranız olsa bile devleti ayakta tutamıyorsunuz. Şimdi mesela yabancılara ayrıcalık verdi diyor. Bak bu çok önemli. Kapitülasyonlar. Yani yabancılara ayrıcalık, işte hem kapitülasyon hem de bugünkü mültecilerin durumunu ele alalım Türkiye'de. İşte kapitülasyonlarda zaten hem mali ayrıcalık vardı, imtiyaz vardı, hem de ne vardı? Adli kapitülasyon vardı. Yani mesela yabancılar suç işlediğinde Türk mahkemesi yargılayamıyordu onları. Ve bugün bakın ne var? Bugün 4 Eylül
hangi Sivas Kongresi'nin değil mi toplantı? Orada ne diyor? Yani hiç kimseye imtiyaz verilemez. İşte bunu kastediyordu. Şimdi ve dolayısıyla yani bu hukuki, yani ki devletin temelidir hukuk, anayasası temeli. Bu hukuki diyor problem, bu durum diyor Osmanlı Devleti'nin ekonomisini, milli üretimini, ulusal ilişkilerini, prestijini, toplumsal dinamiklerini ve bürokrasideki tüm karar mekanizmasını alt üst etmiştir. Çok doğru. Yani siz mesela düşünün, Türkiye'de mesela müthiş bir üretim var değil mi? Madenler var. Efendim işte buğday var, arpa var, çavdar var, mısır, her şey var. Mesela Siirt'te, Eruh'ta petrol çıkıyor. Gravitesi 42. Bakın mesela Batman'da çıkan, o da Siirt'in ilçesiydi eskiden, hani çok yakın. Ravan Dağı'nda ilk çıkan petrolün gravitesi, yani kalitesi 20 idi. Bu Eruh'ta çıkan 42. Yani dünyanın belki de en kaliteli petrolü. Alaaddin Middle East çıkarıyor ama. Evet, Alaaddin Middle East çıkartıyor. Ve %98'ini Alaaddin Middle East alıyor, %2'sini Türkiye'ye bırakıyor. Ve Eruh'ta Kocaeli büyüklüğünde bir arsada. Evet, çok büyük bir yer. Şimdi bakın, şimdi Eruh'ta bir petrol sahası olması, bu petrolün çıkartılması bize hiçbir fayda sağlamıyor. Siirtlere de sağlamıyor, Kürtlere de sağlamıyor, Araplara da sağlamıyor, oradaki Türkmenlere de, hiç kimseye bir şey sağlamıyor. Tek faydası Amerika'ya. Peki işte burada bak hukuki düzenleme yanlış yapılınca, yani orada petrolün olmasının bize hiçbir faydası olmuyor. Gabar'da da petrol var. Evet. Şimdi bak ama işte hukuki düzenleme, bak şimdi hukuki düzenleme yanlış olunca, yani sizin zengin olmanızın bir anlamı yok. Trakya'daki üniversite hadisesini evet. O zaman bir daha hatırlatalım. Evet. Doğalgaz meselesi. 2007 lütfen. Senesinde Trakya Üniversitesi su bulmak maksadıyla yaptığı sondajda doğalgaz çıktı. Tabii rektör zil takıp oynadı hani sevincinden. Dedi ki artık biz Yale'den, Manchester Üniversitesi'nden, ne bileyim işte bu dünyadaki meşhur üniversitelerden daha zengin olduk. Çünkü doğalgaz çıktı. Fakat onu da şebekeye bağladı. Hani doğalgaz faturası ödememek için. Fakat birkaç gün sonra Amerikan şirketi geldi. Bir dakika dedi, kapatın vanaları. Kapattılar. Bu dedi yeraltı kaynaklarının bir şeyi bize ait. Ruhsatı. Biz aldık burayı, işletim hakkını. Ve kapat. İşte şimdi hukuken yanlış yaptığınız zaman, yani o zenginliğin bize bir faydası yok. Bilakis hedef olursunuz. Yani o zenginliği barındırdığınız için hedef olursunuz. Şimdi diye devam ediyor. İşte bu diyor ki, Lozan'a giden kadro yüzyıllardır bizi neyin hasta ettiğini ve tedavisini biliyorlardı. Hakikaten Atatürk Lozan'a kadroyu gönderirken diyor ki, asla ve kat'a kapitülasyonları kaldırmadan geri dönmeyin. Eğer burada bir tıkanıklık olursa, yani burada bunlar kapitülasyonları kaldırmayı kabul etmezlerse, direkt olarak gelin ve artık savaş mı, ne yapacaksak yaparız ondan sonra tekrar. Tekrar sıfırdan milli mücadeleye başlayacağız dedi. Atatürk'ün hani keramet gibi sözü diyelim bu. Gerçekten de Lozan görüşmeleri kapitülasyonlar üzerinden tıkanıyor ve heyet geri dönüyor. Bir ara var biliyorsunuz. Tekrar ikinci dönem şeyi var. Ve en son Lord George istemeye istemeye kapitülasyonları kaldırıyor. Çünkü kapitülasyonlar kaldırılmadan hiçbir adım atmak mümkün değil. Ya ifade ettiğiniz gibi zenginliklerinizi kullanamadıktan sonra, denizlerinizi, kabodaş hakkını, efendim ne bileyim balık tutma serbestiyesi veya işte avlanmaktan tutun da işte maden çıkarmaya kadar eğer hepsi bir yabancı güce devredilirse, sizin o zaman burada kurtuluş savaşı vermenizin ne anlamı kaldı? Evet, bir bayrağınız dalgalanacak, o kadar. Türk lirası yazacak bayrağınız üstünde ama hiçbir şey sahip olmayacaktı. Şimdi dolayısıyla Lozan'da ne yapıldı? Yani Atatürk bunu bildiği için önce yabancıların bu imtiyazı kaldırıldı. Bak bu çok önemli. Laiklik ilkesinin en sebebi budur. Efendim diğer taraftan herkesi hukuken kucaklayan bir hukuk devleti, laik bir cumhuriyet kuruldu. 2-3 milli üretim, milli eğitim, milli ordu, milli ilkeler gündeme geldi. Bakın ondan sonra bir devlet olduk. Ondan sonra Türkiye'de üretilen veya Türkiye'de adım atılan efendim meseleler ne yapılmış oldu? Bir anlam kazandı. Çözümlendi. Şimdi bakın eğer anayasayı doğru kurgulayamazsanız, sömürgeleşirseniz. Bakın şu anda bunun dünyadaki en acı örneği hemen yanı başımızda Lübnan'da yaşanıyor. Irak'ta yaşanıyor. Bakın Lübnan ve Irak anayasaları bir faciadır. Hele Lübnan anayasası
hem mezhepsel hem dini hem etnik olarak bir bölünmeyi getirmiştir. Ve bu anayasayla hani hiç kimse bir şey yapamaz. Lübnan ki bakın 50'li 60'lı 70'li yıllarda Doğu'nun Paris'i, Fransa'sı, işte Şark'ın en zengin, Şark derken ya Doğu'nun Levant bölgesinin en zengin yeri ve bütün petrol paralarının, yani Arapların petrol paralarının tutulduğu bankaların olduğu bir merkezdi. Çok zengin bir merkezdi. Özellikle Beyrut yani dillere destan bir yerdi. Ondan sonra hani eğlence merkezleriyle, yemeğiyle, içmesiyle, kültürüyle. Kıbrıs gibi. Kıbrıs'tan çok çok öte. Yani Kıbrıs'ta bir şey yok şu anda. Yani orada sadece kumarhane var şu an maalesef. Ama Beyrut yani gerçekten bakın eski fotoğraflarına falan yani İstanbul'una falan çok daha gelişmiş bir şehirdi o zaman. Ondan sonra ne yaptılar ama? O anayasa öyle bir bölünme getirdi ki işte önce bir iç savaş çıktı. Lübnan'da bir iç savaş çıktı 1975 ile 90 arasında. Ondan sonra zaten bir daha toparlanamadı. En son işte Beyrut limanında büyük bir patlama oldu. İşte o Beyrut anayasası, affedersiniz Lübnan anayasasının patlamasıydı aslında. Çünkü 1943 yılında Fransa orayı terk ettiği zaman 18 tane etnik grubu tanıdı resmi olarak. Mesela Lübnan anayasasında mesela kısa bir şey diyeyim. Diyor ki Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan olacak. Başbakan işte Sünni Müslüman. Meclis Başkanı Şii Müslüman. Bak burada dikkat et. Hem dini hem mezhepsel bölünme var. Bak şimdi ve halen bakın bir sene geçti. Lübnan'da bir cumhurbaşkanı seçilemiyor. Bu anayasadan dolayı. Ya bu çarpık anayasadan dolayı cumhurbaşkanı seçilemiyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte dolayısıyla Türkiye'de de bakın çok iyi bir anayasa var aslında. Yani özellikle demokratik, layık hukuk devleti anlamında bu anayasayı devamı değiştirmek istemek veya işte böyle çarpık bir anayasa düzeni getirmek, hele hele işte efendim bu Türk vatandaşlığı tanımını değiştirmek. Yani Osmanlı Devleti'nin 600 yılda yapamadığını Atatürk yapmış, yani bir çatı oluşturmuş, buna Türk demiş. Türk bir sadece bir ırk ismi değil, bir çatı, bir şeydir yani bir kimlik ismidir yani. Hani nasıl Fransa'da Fransız diyor, Alman diyor, biz de Türk diyoruz. Şimdi bakın bununla ilgili Halil İnalcık, tarihçilerin kutbu, çok enteresan bir tespiti var onun da. Onu da okumuştum. Diyor ki, şimdi Osmanlılar diyor, devleti bir arada tutabilmek için azınlıklara yalvardılar. Dediler ki lütfen biz Rumuz, biz Ermeniyiz, biz Arabız, biz efendim Çerkeziz demeyin. Ne deyin? Biz Osmanlıyız. Deyin ki bir birlik oluşturalım, bir kimlik oluşturalım. Bunlar ise geldiler mecliste özellikle İşte Ermenicilik yaptılar. Az önce Kirkor Pastırmacıyan'ı örnek verdim. Rumlar da aynı şeyi yaptılar. Fakat ne zamanki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu ve Büyük Millet Meclisi, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi ismini verdi ve her konuşmasında Atatürk'ün dikkat edin nasıl başlıyor? Büyük Türk Milleti diye başlıyor. Büyük Türk Milleti, Büyük Türk Milleti dedi. Bunlar çıkıp ne demeye başladılar? Biz Türk Milleti, biz Osmanlıyız. Aynı kişiler. Lan hani dün size Osmanlı Devleti yalvarıyordu mikro milliyetçilik yapmayın diye hani Osmanlılığı yaşatalım diye. Bu sefer bu azınlıklar bakın şu an Türkiye'de Osmanlıcılığı biz Osmanlıyız Osmanlı turunuz diyenin çok çok büyük kısmı tabii bunu cahilce ve şeyce yapanı kastetmiyorum bilinçsizce ama bilinçli yapanların çok büyük kısmı azınlıktır. Yani lan dün size Osmanlı Devleti yalvardı ya lütfen bir Osmanlı kimliği oluşturalım. Siz kabul etmediniz. Kendi kimliğinizi, kendi milliyetçiliğinizi öne sürdünüz. Hani ve devleti parçaladınız. Atatürk ne zaman çıktı? Ben Türk milletiyim. Büyük Türk milleti. Ne mutlu Türk'üm demeye başladı. Bunlar çıktı. Vay efendim biz Türk milletini tanımayız. Evet. Biz Osmanlıyız. Osmanlı torunu. Evet. Ya Osmanlı torunu diye bir şey mi kaldı? Evet. Dolayısıyla yani tekrar ediyoruz. Bakın bu cümle çok önemli. Osmanlı Devleti diyor hukuki yapısının bütünlüğünü koruyamadı. Birleştirici vatandaşlık ve üst kimlik tanımı yapamadı. Yabancılara ayrıcılık verdi. Bu üç maddeden dolayı yıkıldı. Bakın çok çok önemli ve şu anda da eğer bu anayasa ile ilgili çok fazla tartışma yaparlarsa, bak efendim bunu böyle sulandırırlarsa, mesela bir insan evleniyor ya mesela. İkide bir yani nikah kısmını gündeme, bir kere evleniyorsun bitti artık yani. Şimdi bir insanın ikide bir bu tip şeyleri gündeme getirmesi, bu tip şeyleri anlatması çok tehlikelidir bakın. Mesela bazı ülkelerin yazılı anayasası bile yok. Mesela İngiltere evet. gibi. Çok tehlikelidir dediniz. Çok tehlikeli yani ikide bir hani
sanki böyle çok basit bir meseleymiş. Anayasayı değiştirelim. Bu anayasa olmaz. Bu ya kardeşim, ya siz bahane üretiyorsunuz. Çözümünüz yok. Eğer bir çözümünüz olsaydı yapardınız. Bakın Ahmet Hamdi Bey neyden bahsetti? Programımızın sahibi Profesör Doktor Aydarbaş ne diyordu? Ben tamam 24 saatte çözerim diyordu, değil mi? Çünkü biliyordu. Şimdi bildiği için çözüyor. Ama bunlar bilmediği için değil 24 saat, 24 yıldır iktidardalar. Hatta belediye seçimlerini 94'e esas alırsanız 30 yıldır iktidardalar, çözemiyorlar. Bir 30 yıl, bir 300 yıl daha bu zihniyet kalsa yine çözemeyecek. Artık biz bunu anlamış olduk. Lütfen artık çok fazla ısrar etmenin bu konuda anlamı yok.